Günaydın Medya Kritik başladı, Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur, her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bugün e, sabah yine bir ABD müdahalesiyle uyandık, yine diyoruz çünkü adeta Irak'a yapılan o müdahale günlerini hatırlattı bize. Ancak tabi Suriye'ye yapılan müdahale e, Suriye'nin e, savaş gemilerinin e, üstüne bulunduğu üsse e, 50 tomal füzesiyle yapılan bir saldırıydı e, ve dünyada yankı uyandırdı, Rusya'da tepkisi var. Gerçi Rusya Esad'a sınırsız destek vermiyoruz demişti ama önceki açıklamasında şimdi Putin'in Rus askerleri de orada diye bir açıklaması var, oradaydı diye bir açıklaması var. Ölü ve yaralılar nedir bilmiyor, bilemiyoruz. Verilen zayiat nedir onu bilemiyoruz ama bu ciddi bir atak gibi görünüyor Cem değil mi? Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri Trump daha bir gün öncesinde Esad'a Esad'ın Orada kalmasının çok fazla önemi yok, bizim için bir şey değişmiyor gibi e, laflar etmişti. Hemen e, arkasından bu saldırı, kimyasal saldırı cereyan etti ve olanları görünce, fotoğrafları görünce fikrim değiştirdi Trump Şimdi, ve bu müdahaleye izin verdi. Bir kere bu işi bitirmesi gereken 2013 yılında hatta 2014 yılında Obama'ydı. Yani Gütada ki, saldırı oldu kimyasal yani. silahlarla binlerce insanın katledildi Güney Guta'da özellikle. Hı hı. Bunu yapmalıydı. Eğer ben Esad'ı devirirsem DH gelir buraları ele geçirir radikal İslamcılar, ihvancılar diye hı hı. düşündüğü için bu operasyonu yapmadı. Hiç lafa ip bükmeye gerek yok. Trump'ın bu hamlesi çok olumludur. Yani böyle biz Amerika'nın her yaptığını her şeyini olumlamak gibi bir durumumuz yok ama bu önemli bir adım. Niye savaş suçu işleniyor? Hı hı. Yani 350-400 bin insanın katili bir alçak var, Esad. Hı hı. Hı hı. Bu adam, yani Rusya'dan aldığı büyük destekle, İran'da var ama İran Rusya'nın yanında bir önemi yok. Yani hı hı. İran bir dengeleri değiştirecek bir ülke değil. Hı hı. Ama Rusya değiştirebilir. O askeri gücü çok büyük. Silahları, füzeleri, uçaklarıyla beraber. Ben Trump'ın bu hamlesini, Amerika'nın bu hamlesini olumlu buluyorum. Bunu bir iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir kere o bebekleri kimyasal gazlarla, silahlarla öldürülen, yani ki bunu Esad yapıyor. Yani bunun hiç lamı cimi yok. Bak Esad yapmasa Rusya bağırır çağırır. Rusya hemen tepki Rusya bile Esad'la kalıcı olmaz. Esad daimi değil diyor. Mesela hiçbir şey demiyor. Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz diyor tamam. Ama bu onun savaş suçu işlediği gerçeğini değiştirmiyor. Bunu Trump'ın bu hareketini olumlu görmek lazım. Esad 350-400 bin insanın katili 6,5 milyon insan Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi yerlerde neredeyse muhacir durumuna düştü ve vatanlarından, yurtlarından, paralarından, imkanlarından oldu bu insanlar. Önemli bir kısmı. Dolayısıyla bu hamleyi olumlu görmek lazım. Ha bunun devamı ne olacak? Esad'ı devirecek mi? Amerika Esad isterse yani bir hem devirebilir. Yani ne buna Rusya'nın gücü yeter ne yani 160 ülkede askeri gücü olan bir ülkeyle sen baş edemezsin. İki, bunu çok önemli bir konu. Şimdi yanımda bir dergi getirdim. Şunu bir göstereyim. Şimdi böyle dergiler pek okunmuyor yani şey olarak. Sadece şu başlığı göstereceğim. World <laughs> Histories diye bir dergi. Ben bunu geçen gün Brüksel'den dönerken aldım havalimanında. Bu şeydir diye. Şimdi bu baba bu oğul Bush Reagan dönemindeki askeri güce dönmek istiyordu. O yüzden Irak, Afganistan filan işgal edildi. Şimdi bu Trump da öyle. Amerika'nın gücünü göstereyim istiyor. Amerika'ya gene özel bir numara ve askeri anlamda caydırıcı ülke olduğunu göstereyim diyor. Amerika aşağı yukarı 6-7 yıldır askeri güç hiç kullanmadı. Hı hı. Rusya, Suriye'de hiçbir şey yapmadı. Yani askeri anlamda hiçbir şey yapmadı. Eski Savunma Bakanı Chuck Hagel ki o güç kullanma yanlısıydı Suriye'de onu yapmadı. O yüzden Obama yapmadığı için o da istifasını verdi. Ayrıldı. O, o ve ekibi komple ayrıldı. Hatta dışişlerinden 25 kişi mektup yazdı Obama'ya. Dedi bunu artık dedi dayanılmaz yani Guta'da filan bir sürü şey var. Artık beklemeyelim dediler. Niye? Çünkü dünyanın en güçlü ordusu Amerika ve bir nevi jandarması gibi ve bu işi o çözebilir. Biz şu yani buna başkası yapamaz. O yüzden ben Trump'ın bu hamlesini çok olumlu buluyorum. Esad denilen katil için bunu olumlu buluyorum. Ha PKK YPG meselesini zaten Amerika'yla tavrımız net bizim yani Türkiye'nin tavrı net. Onda bir şüphe yok. Orada öyle bir şey yapmak isterdi. Biz de orada kendi açımızdan müdahale ederiz. Ama Trump'ın gitmesi lazım. Şeye özür diliyorum. E, Esad'ın gitmesi lazım. Ve burada esas sorumluluk da bence aslında biraz Rusya'ya düşüyor. Yani Rusya Esad'a git demeli. Hı hı. Yani o git dediği birçok şey değişir. Bölgede her şey değişir. Yoksa bak Amerika gelir. Şimdi kim ne diyecek Amerika'ya? Bana söyle. Kimin gücü yetecek? Arabistan destek veriyor. Biz destek veriyoruz. Peki. Şöyle bakalım olayı. Şimdi biraz iki gün öncesine gidelim. İdlib'deki o katliam, kimyasal katliam gerçekleştikten sonra Trump'ın sözleri ve arkasından Erdoğan'ın buna tepkisi vardı. Erdoğan'ın tepkisini bütün gazetelerde verelim arkadaşlar. Bu arada Trump müdahale sinyali verdiği zaman Erdoğan dedi ki lafta kalmasın ve biz hazırız dedi. İşte Türkiye gazetesinde, Star gazetesinde, Sabah gazetesinde, Akşam gazetesinde, Vatan'da, Habertürk'te ve Milliyet'te biz hazırız sözleri ve lafta kalmasın sözleri manşete çekildi. Türkiye tavrını bu şekilde ortaya koydu. Hakikaten bakıldığında Esad'ın yaklaşık 6 yıldan beri, 7 yıldan beri Suriye'de uyguladığı katliam adeta bir soykırım mesabesine gelmiştir ve dünya tarihinde de bir soykırım olarak tıpkı Yahudi soykırımı gibi geçmek zorundadır. Çünkü bir bu bir soykırımdır. Ve oradaki kimyasal silahlarla katledilen bebeklerin görüntülerini görmek e, ...yürek Burkan görüntülerini görmek hakikaten insanlığın katli anlamına geliyor. Ben sadece şurada, burada e, şuna dikkat çekmek istiyorum. Trump'ın müdahalesi, Esad'ın gitmesi bağlamında e, son derece yerindedir. Ve e, desteklenmesi gereken bir müdahaledir. Keşke bu müdahale sonuna kadar gitse. Benim burada iki tane soru işaretim var. Birincisi, e, bu küresel merkez... Neden e, önceki kimyasal saldırıda harekete geçmedi de çünkü Trump'ı da yönlendirmek isteyen küresel merkez aynı şimdi harekete geçiyor. Yoksa bir takım Rusya merkezli bir takım denklemler gündeme geldi, Türkiye'nin içinde bulunduğu denklemler gündeme geldi de ondan mı bu birincisi? Çünkü e, dünyadaki bütün o küresel merkez tarafından idare edilen medya yayın organlarının e, bu olaya ama Trump, bu kadar ama bu kadar Trump yüklenmelerinin üyesi değil. <laughs> değil. Ben küresel merkezin bu konuda Trump'ı yönlendirdiğini söylüyorum zaten. Yok, yani ha, ya öyle. çünkü Trump öyle bir şey gün öncesinde Esat'la bir sorunumuz yok derken bu müdahaleyi yapmak zorunda kaldı. Bütün dünyadaki medya yayın organlarının bu istikamette yayın 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 yapması önceki geçmişleri ve ...müktesebatlarını hatırladığımızda e, ben de hiç de olumlu işaretler uyandırmıyor. İkincisi de e, şu e, Esat gitsin fakat Esadı şöyle tanımamak lazım. Tek başına birey değil. Esad'la Esad temsil eden Bağız rejimi kaldıktan sonra Esad'ın gitmesinin bir manası yok. Çünkü bütün katliamı yapan o Esad'ın başında olduğu Bağız rejimi ve arkasındaki İranlı devrim muhafızları ve İran'ın ordusu. Yani bütün bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İşte bu sorunun çözülmesi için acaba yeterli adımlar atılabilecek ben onu, mi? Benim sorularım benim bunlar. Şey bu soruları soruyorum. Bu soruların cevabı da olmak Trump, zorundadır. Şey, Obama daha doğrusu 2013'te... E, Artık küresel kim akıl veriyor bilmiyorum ama bence orada şöyle düşündü. Zaten kendi bunu açıkladı. Diğer gelir diye. Esad'ı yıktı. Esad'ı yıktığı an zaten orada çoğunluk sünni nüfustu. O zaman bu kadar da mülteci yoktu. Hı hı. Bu kadar da insan ölmemişti. Dolayısıyla onu devirirse bir anda vazgeçti. Hı hı. Ama Doğru. Amerika'daki tam tersi küresel dediğin akıl devrilmesini istiyordu. Ama Obama onu yapmadı. Hı hı. Çünkü herkes çakha gel Bir sürü insan istifa etti. Görevlerini bıraktı hepsi. Hı hı. Vazgeçtiler. Hatta Rusya da bunu çok olumlu gördü. Ama o dönem Rusya bile biliyorsun kimyasal gaz kullanıldığı zaman hiç kimse ölmese bile kimyasal gaz kullanılıyorsa Cenevre Sözleşmesine göre 1949 tarihli Tabii. Cenevre Sözleşmesine göre müdahale var. O zaman var. Müdahale, edilmesi müdahale edilmesi gerekiyordu. Şimdi burada bunu bunları yapan da söyleyeyim. Bu kimyasal gazı kullanan Suriye'nin kendisi. Şimdi bazı yerlerde ben haberler görüyorum efendim bilmem muhalifler yapıyor, başkası yapıyor filan. Bunlar hep Rusya kaynaklı istihbarat haberleri. Yani Rusya bunları yayıyor belli merkezlerden. Oradaki muhaliflerin ya da şeyin böyle bir şey yapacak gücü yok. Ayrıca kendilerine niye böyle bir şey yapsınlar? Hı hı. Deli olmaları lazım. Bir hı. ikinci şey burada Trump bence daha önce olayın barış çözüme kavuştuğu için böyle bir şey söyledi. Yani hı hı. Rusya, Türkiye, İran anlaşmıştı. Hı hı. Bitmişti. Ama bu son İran Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasından rahatsızdı. Hatırla bizim hı hı. askerlerimizi öldürdüler orada. 3-4 tane. Hı hı. Yani o zaman hatta 24 Kasım 2016'ydı. Uçağın düşürülmesinin birinci yıl dönümüydü. Bu da sakın provokasyon olmasın. Esad rejimin işi olmayabilir bu demiştik. Hakikaten de Esad'ın işi değildi o. Hı hı. Yani Bizim o askerlerin öldürülmesi. Ama burada şimdi Trump, sen kimyasal gaz kullandın mı artık buna müdahale edersin. Hı hı. Yani buna şuna bakalım. Doğru mu değilmiş? Doğru. Hı hı. Yani Esad'ın gitmesi doğru bir yalnız. gitmeli gitmeyeli. Kesinlikle. Kesinlikle. Esad giderse. Bölgede onun yerine gelecek kişi artık o yeni dengeyi de görücü için bu kadar pervası olmaz. Amerika'da güç kullandığı için Rusya'da meseleyi görür. Ben evet. Rusya Amerika Senin haritayı göstermenin sırası geldi ama önce Cumhurbaşkanlığından bir açıklama var. Onu, İbrahim Kalın. İbrahim Kalın'ın evet, evet. açıklaması var onu okuyalım istersen. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus'ta bulunan şariat hava üstüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını Esad rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Salı günü İdlib'de yaşananlar İlikanlı Esad rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarının içe saydığını yeniden göstermiştir. Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Şeriat hava üssünün kullanılması hale getirilmesi sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Kullanılamaz hale gelmiş. Bu arada bir bilgiyi paylaşıyoruz buradan. İşaret hava üssü, Suriye'nin işaret hava üssü kullanılması hale geldi diyor. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'de insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik için hareket etmesi önem arz etmektedir diye önemli ciddi bir açıklama yapmışlar. Çok e, kritik noktalara da değinen bir açıklama yapmışlar. Evet. Şimdi bu Eugene Rogan <laughs> diye bir isim var. Bu önemli bir isimdir. Eugene Rogan Amerika'da <laughs> e, Avrupa'da sözü dinlenen önemli tarihçilerden bir tanesi. Onun bir bir harita yayınladı bu World Histories'de. Bu ay şunu Hı. bir gösterelim. Şöyle. Evet. Keşke geç şey. Yaklaştıralım. Bu arada onu görürken eee Telegram'da yazıyoruz. Hashtag'imiz var. Katkılarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet haritayı da gördük bu arada şurada. Şimdi ekranda. bu şu morlu şu kahverengi yerler haritayı bir daha göster. Kahverengi yerler en tepedeki Kürt bölgesi. Hı. Yani YPG, PYD'nin kontrol ettiği bölge. Evet. Yeşil olan e, yeşil olan bölge ee, Suriye'nin bölgesi evet. Esad yani Esadların <laughs> Esad, rejimi, Esad rejiminin yanısı şu mor mu oluyor? Evet. Şu mor olan e, mor olan yerler muhalif güçlerin olduğu yer. Öbürünün ne renk? Öbürü belirtecek. turuncu seçim. şey e, Gül Kurusu. Gül Kurusu mu oluyor? Evet. evet. O da şey eee işi din yerler. tuttuğu yerler. Bir de sarı olan bölge var büyük. Yok, bir o boş. Şeyde değil. Yani o mesela Kahverengi Hı -hı. olan yerler en tepede Suriye'nin bölgesi. Yeşil, Hı -hı. Suriye e, Esad'ın kontrol ettiği güçler. mor Kahverengi olan PKK ve PYD'nin e, bölgesi. Evet, mor olan yerler e, Özgür muhaliflerin, Özgür Suriye Ordusu'nun. Diğer Kremdinli, artık gül kurusu dediğin renkte şey. E, İŞİD'in kontrol ettiği yer. Yani Esad'ın kontrol ettiği yer çok büyük değil. Evet. Bak değil. bu son harita. 2017 itibariyle olan harita bu yani. En son harita bu. Bunu Hı -hı. World Hı -hı. Histories dergisi bu ay yayınladı kim kimdir, ne nedir diye. Dolayısıyla büyük bir şey, ha niye eli güçlü idi Esad'ın? Rusya var arkasında. Bu kadar basit. Evet. Rusya olduğu için bunu yapıyor yani. Evet. TGRT'de yazıyorum hashtag'iyle. ile katkılarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdi e, bu e, saldırı üzerinden e, dediğimiz gibi e, Erdoğan'dan e, bu arada başka bir e, dün akşam Ülke e, TV ve Kanal 7 ortak yayına çıktı. Ee, buna, bununla bağlantılı olarak çok enteresan bir şey söyleyeceğim onu da aktarmak istiyorum yeniden döneriz buna da e, Fırat kalkanı ile ilgili olarak şöyle bir şey dedi e, yeni bir operasyon gelecek mi ne zaman gelecek beklenmedik bir anda yapıldığında görürsünüz dedi Evet. Şimdi bu çok önemli. Yani bunu şu tarihi vereceğiz bilmem ne olacak filan falan diye kimse beklemesin diyor. E, yapıldığında görürsünüz diyor. Bu konuda e, Cumhurbaşkanı'nın ve devletin kararlı olduğunu görüyoruz burada. Bu da önemli bir adım. Bu şudur. Tabii ki, sence şey yaklaşıyor mu? Yani Türkiye'nin tezlerine mesela uçuş yasak bölge, güvenli bölge e, oluşturulmasına ve e, Esad'ın gitmesine yönelik olarak e, bir adım olarak görüyor musun bu hava saldırısını? Ben havasını? dün e... Sabah mı sabah gördüm şeyin hmm. Tillerson'un açıklamalarını okudum Dışişleri hmm. Bakanının CNN'de, orijinal CNN'de. Hmm. Esad gitsin diyor. Bak net. Yani Tillerson bu <laughs> iş yani yuvarlıyor lafı biraz ama hmm. Esad gitsin diyor. Ha evet onu ben de yani, okudum. Tillerson, evet. Yani Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı Esad gitsin diyor. Oysa iki gün öncesine kadar farklı bir görüşteydi. Evet. Ama der, bunu mi? direkt böyle Esad will go <laughs> diye demiyor yani. yani. Bir başka kelimelerle ifade ediyor. Esad'la artık yürümeyeceği, yürümeyeceği anlaşılmıştır belli. diyor. Şimdi bir askeri yetkilinin, sabah orijinal yine CNN'de bir şeylerine baktım. Onlar hı. da öyle. Bir de bu attığı Tomahawk'lar biliyorsun, hedef vuran, şaşırmıyor. Biz bu Tomahawk'ları ilk defa 1. Körfez Harbi'nde evet, duymuştuk. Yani, evet. Tomahawk Amerika ilk defa bir 90'da Körfez Harbi'nde Irak'a karşı kullanmıştı. Hı hı. Atılıyor ve vuruyor. O zaman CNN'de Peter Ernett vardı. Ünlü gazeteci evet. CNN'de. O onları anlatırdı. Tomahawk. Scoot füzeleri vardı. Bir de Yerden atılan lazer güdümlü füzeler vardı. Şimdi onları Amerika'da bir 30 senede çok gelişirdi, 27 senede hı hı. elinde çok var. Bu tomahawklarla bir de do nokta atışı vurmuş. Hı hı. Yani bu tomahawk nokta atışı vuruyor. Hı hı. Amerika'da bunlarla sınırsız var. Yani sınırsız derken hani hiçbir şey sınırsız değil de çok var elinde. Zaten üretim kendilerinde, hı hı. şeylerinde. Ya bu esadı isterse Amerika 2-3 gününü almaz, yıkması çünkü evet. askeri gücü çok büyük. Acaba bu şeriat hava üstündeki e, gemileri ve uçuyor yani uçak gemileri ya da uçak gemileri mi var hava üstünde e, kaç uçak vardı kaç tane imha etti bu füze Tamamen bir de bu, de bu şeyin bir de, yani evet. artık Suriye'nin e, havadan yapacağı saldırılar için önemli bir kaybı oldu mu bunu çok merak evet. ediyorum. Amerika bir var. de İngiltere'nin bir silaha bir uçağı vardı onun neydi onun adı bir var ya böyle şey gibi kalkıyor deli gibi kalkan bir helikopteri var böyle şey uçakları var. O da onlar da galiba vuracak şimdi. Yani İngiltere tarafı da şeyi destekliyor. Vurmayı... Ee, talip rejiden talip yönetmenimiz şey bildiriyor. 15 Rus uçağı patlatılmış bu saldırıda. Evet, şimdi şarjı ee, peki zaten uçağı başka uçaklar yok orada. mı arkadaşlar şey Suri, Suriye uçaklarıyla ilgili bir bilgi var mı? Sadece Rus uçakları mıymış? Onda bir bakın. Zaten Suriye yani şimdi şöyle zaten orada Suriye uçağı diye bir şey yok. Rus uçağı onlar. Zaten Suriye'nin Suriye uçak şey yok. Değil mi? Suriye uçak üretmiyor. Ya, onlar İran, Rus uçak kaldı? Onlar, Rusya onları her hafta peyderpey her ay gönderiyor. Peder evet. Oradaki bütün uçaklar Rus uçağı. Evet öyle yani bakmak sadece lazım. Sadece amblemini değiştiriyor. Arkasına hmm. Rus hava kuvveti, Suriye hava kuvvetleri diyor. Yani ben şöyle algıladım. Yani Rus pilotların kullandığı yok, uçaklar yok, falan değil. diye algıladım. Onların tangarı vuruyor. Bir iki hedef daha orada şey vurulmuş. Yani e, plan görülmüş. E, Amerika bu işi galiba planla. Yani önceden de bunlara planlar dahilinde olduğu çok bariz bir şekilde görülüyor. Şey görülüyor. Ben şunu söyleyeyim. İngiltere ayır diyor. Bu Amerika, İngiltere, buna bir de İsrail kat. Bu üçü zaten dünyada üç tane akıllı ülke var. Yani fikri fikir çıkan üç ülke var. Bunlar bu şeyi halledebilir. Yani Esad'ı burada halledebilir ama İsrail'in de istiyorum. bu arada kimyasal silahla ilgili çok sert bir açıklaması var. Tabii bu açıklamayı yapmasının Vallahi, nedeni İsrail'in bu kimyasal silahtan çok korkmasıdan yani kaynaklanıyor. Şey Amerika dese ki şeye ben girmeyeyim sen bunu hallet. Yani İsrail yani bir gün de halleder. O, bu tabi Esad'ın devrilmesi, ben tamamen bir uluslararası yorum açısından söylüyorum. Tahran'ın bütün gücünün bitmesi demek. Tabi. Ya yani Tahran'ı eti sıfırla, sıfırlarsın. Evet. Etkisiz hale getirirsin. Tabii. Bu o duruma geliyor. Bir de Amerika, dün akşam, şimdi neredeydi? Sosyal medya yine sabah bakıyorum gece şeylerde. Bizim yorumcular çıkmış. Amerika İran'ı şimdi, Amerika şimdi vurmaz Suriye'yi. Ya yes, bu Trump Obama, mı yani? Sabahleyin gazetelere baktığında ne düşünmüşler? Yani mi? hacı ya bu, bu, ismini vermeyeceğim. Ya bizim kanallara da çıktı bir tanesi yani. Hakikaten gibi böyle vurmaz. ya vurmaz etmez değil yani. Şimdi bu yani dünya hep barışçı. Böyle bir şey yok ya. Dünya bar efendim barış, sevgi, kardeşi yok böyle bir şey yani. Şimdi, Var yani, da hani olmuyor her zaman yani. Dediğin gibi Amerika dese ki bu işi taşere ise İsrail'e. Şu işi bir iki günde bitir dese İsrail bitirir ve dünya kamuoyundan hiçbir tepki almaz. Evet. Hiçbir tepki almaz. İsrail'i bugüne kadar engelleyen tek şey İran faktörüne rağmen. Engelleyen tek şey ee, Deaşf. Ve şimdi... e, İslami cihatçı diye tanımladığı direniş örgütleriydi. Şimdi dolayısıyla da şimdi burada DAEŞ'e karşı Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu başlatması ve ciddi şekilde ilerlemesi ve hatta e, önceki gün bir Amerikalı komutanın oradaki komutanlardan evet. bir tanesinin Türkiye öylesine öfke dolu ki DAEŞ'e karşı yaptığı bombalamalardan dolayı e, müthiş bir ilerleme sağladılar ve artık sınır tamamen güvenli hale getirildi ve tek bir dağcı geçemiyor sınırı diye bir açıklama yaptı. Evet, şimdi şimdi bu, belki bu İsrail'in önünü açabilecek bir faktör olabilir gibi geliyor. Evet. Buna. Ama şimdi İsrail bunu destekliyor. Yorumlarda ben çok memnunlar yani şeyler. Hatta onlara desen ki sen de git Tahran'ı hallet, onlar onu da halleder. Yani şey için evet. halleder. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi <laughs> tamamen gene bilgiyle söylüyoruz. Yani analiz yapıyoruz. Yorum olarak söylemiyorum bunu. Analiz olarak söylüyorum. Amerika Rusya'nın içinde birçok şey yapabilir mi? Her şeyi yapar. Bombalar patlıyor işte görüyorsun. Eskiden Amerika ile Rusya anlaşamazdı. Hemen Moskova metroları havaya uçardı. <laughs> Amerika'nın işiydi onlar. Çeçenleri kullanırdı. Bir kısım Çeçeni kullanırdı. Hallederdi. Rusya Amerika'nın içinde bir şey yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Evet. Amerika dünyanın herhangi bir yerinde Rusya'ya istediği zararı verebilir mi? Verir. Niye? Çünkü büyük askeri. Yani Rusya öyle Rusya büyük güç ama Amerika yanında bir şey değil. Rusya soğuk savaş döneminde içe kapalı olduğu zaman büyük bir güçtü. Yani, yani o, zamandan, o zaman ne yapabileceği belli değildi. Bak bu, Çünkü çok kapalı olduğu için Rusya'nın içinde operasyon yapma yeteneği yok, yoktu. Ama onu Amerika'da biraz abartıyordu. Bu hmm. Robert De Niro'nun yönettiği Kirli Sırlar diye bir film var. Hmm. Matt Damon hmm. oynuyor yani. Amerika Rusya'yı biraz abartıyordu. Hmm. Askeri harcamayı çok yapsın diye. Mesela Yıldız Savaşları projesi yapacağım diyordu. Hmm. Yapmıyordu öyle bir şey ama dedi, Ruslar da onlar böyle bir şey yapıyor. Daha çok askeri harcama yapıp Parayı sosyal şeyler harcamasın diye hı hı. eğitim sağla işini bitiriyordu. Şimdi i̇şte Amerika'nın askeri gücü Rusya'yı ezer yani bu açıdan bir şey yok. Hı hı. Rusya'da şu anda Rusya'da olan bir tane bakıyor. Hı hı. Yani nasıl bir başkaları bir şey yapınca Rusya bir şey yapınca başkaları bakıyor. Hı hı. Rusya'da Amerika'nın yaptıklarına bakıyor. Bunu görmek hayır. <laughs> YPG şimdi onu soranlar oluyor. YPGP o başka bir iş. YPGP'yi de konuşsa biz Amerika ile aynı yerde değiliz. Eleştiriyoruz silah veriyor. Tepkimizi koyuyoruz. Bize diyorlar yani niye tepki koyuyorsa ne yapıyorsun? Tayyip Bey de dün işte o bir kanaldı. Söyledi zaten. Bekleyin dedi. Biz orada PYD YPG'yi zaten vurmak gibi hakkımız var. <laughs> Bunu zaten kullanacaktır bizim devletimiz ama 16 Nisan'dan sonra bu olur. Evet. Onu öyle görmek lazım yani. Evet. biraz sonra biraz sonra e, Pelin şey diyelim. Abi Rusya'nın gücünü kasıtlı abartıyor diyelim. Evet. Yani kasıtlı yapıyor yani. Eee biraz sonra e, Pelin Batun'un e, gözyaşlarını konuşacağız. Evet. Şen. Ha, bu eee. arada şey söyleyeyim. Rusya bir açıklama yaptı. Amerika ile hava güvenliği anlaşması askıda diye. Bunu sabah açıkladılar. Ben hatta şey söylemiştim. söylemiştim. Onlar bitti. Yani Amerika ile Rusya arasındaki şeyler şu an askeri anlaşmalar bitti. Hı hı, evet. Onu da söyleyelim. Evet. çok önemliydi. Üçüncü kez tekrar edeyim mi? Teet. <laughs> Pelin Batu'nun gözyaşlarını konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Geldik yine hiç gündeme. <laughs> şimdi Pelin Batu gözyaşları içinde bir açıklama yapmış. Çünkü 250 sanatçı Ben listesine baktım Aralarından 30-40 tanesini tanıyorum Diğerlerini tanıyamadım 250 sanatçı, yazar işte neyse Hayır için Ortak bir deklarasyon yayınlamışlar Bu deklarasyonun Açıklanmasıyla ilgili Toplantıya işte Bir takım sanatçılar da katılmışlar Aralarında şair ve oyuncu Pelin Batu da varmış Pelin Batu gözyaşları içinde ee, neden hayır vereceğini açıklamış. Ee, şimdi toplantı e, esnasında e, Gülersuğur'un da bir açıklaması var, onu da geleceğiz de. Ee, şimdi Gülersuğur e, yaşıyor mu ya? Gülersuğur yaşıyor, 88, yaşıyor 88, 88 yaşında. Kaç? 88 yaşında. Ee, şimdi Pelin pe, 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 Batu da Pelin Batu da e, şair ve oyuncu. Şiirlerini gördüm, e, yani e, Türkiye'deki e, Yüz binlerce şairden bir tanesi bence ama tabii İnal Batur'un kızı olduğu zaman şair kategoriste gidiyorsun çünkü edebiyat mafyası onu alıyor. İşte Ahmet Hakan'ın sevgilisi olduğun zaman gayet ünlü oluyorsun yahut da efendime söyleyeyim işte bir komiser Shakespeare'de oynadı bu. Kadir İnanır'ın kız rolünde Pelin Batu. Ondan sonra da herhangi bir filmde ya da dizide bir varlığını göremedim bu kızın. Ama bir oyuncu bu kız. Yani oyuncu diye anılıyor. Buna da şaşırıyorum. Neyse yani sanatçı ve oyuncuymuş. Şairmiş aynı zamanda. Her neyse. Şöyle demiş Pelin Batu. Ben demiş... E, buraya gelirken demiş anneme e, fotokopi çekmeye gidiyorum anne dedim. Öyle geldim. E, çünkü annem çok korkuyor benim dışarı çıkmamdan çok korkuyor. Tutuklanacağımı düşünüyor demiş. E, ve e, o yüzden de demiş e, şey e, ağlayarak gözyaşları içinde hayır veriyorum. E, hayır oyunu açıklıyorum. Çocukların ölümüne daha fazla dayanamıyoruz. E, her gün çocuk ölümleri görmekten dolayı çok üzülüyorum demiş gözyaşları içinde. Peki bir şey soracağım ben sana. Hı hı bu şair yazar Bir DSF olarak arkadaşlar verin Pelin Şair yazar tayfası PKK'nın katlettiği çoluk çocuklar için, bombalar için Ankara'da, İstanbul'da, Hı -hı. metrolarda, havalimanlarında, diğer yerlerde PKK'nın yaptığı eylemleri söylüyorum. Hı -hı. Onların öldürdüğü şehit çocuk şehit ettiği askerlerimiz, polislerimiz onların çocukları için hiç gözyaşı dökmüş mü? Ben de bunu merak ediyorum Cem. Dökmüş mü? Çok merak ediyorum. Bunlar sadece kim öldü, devlet PKK'yı, FETÖ'yü diye zaten halledecek, halletmek. Bunları zaten uğraşmak zorundasın. Ama bu insanlar, bu solcu bozuntuları, bu beş para etmezler, alay için söylüyorum. Hayatlarında bir kere için bir asker, bir polis için böyle bir gözyaşı döktüler mi? O şehit çocukları için. Çoğu çocukları için. Yasin Börü için. Yasin Börü Yasin için. Yasin Börü çocuktu. Odur İzmir'de ölen çocuk neydi bizim? arkadaşımız ülkücü bir çocuk vardı genç Hı. bak isimlerini hemen unutuyoruz. Evet. Bu da bizim ayıbımız. O çocuğun için bir kere ağıt yaktılar mı? Hayır. Sadece PKK'lı teröristleri ağlar bunlar. Şimdi bir Berkin Elvanları var. Dün de bir karar verildi. Bir de onun için ağlıyorlar. Berkin Elvan. Hani şu Ya Berkin'i e ağlasın tamam. Tamam. Öbür çocuğa da ağlasın. hani masumlara ağl tamam. Bir onu ağlıyorlar. İşte bu seçicilik. Sol, solcu çocuklara ağlıyorlar. Ha solcu çocuklara. Solcu Ama... ailelerin çocuklarına. Ya bu ağlıyorlar. şimdi Ünal Batu'nun kızı değil mi İnal bu? Ünal İna, Batu CHP'li. CHP milletvekili. Eski evet. büyükelçi. Yani bizim devletimizin bir parçasıydı. Hı hı. Bir devlet yetkilisinin kızı. Bir kere olur da şu polisler, savcılar asker yani savcımız hı. öldü Selim Kiraz. Ona ağıt yaktım hiç. Ya bunlar nasıl? Bak nasıl bir işte mahalle baskısı o. Hı hı. Kendi o çevreye geliyorlar. Orada hı hı. solcu, komünist, Marksiz Allahsız, kitapsız olacaksın. Hı hı. Orada askere o şehitler için bir şey demeyeceksin. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Gidiyor orada bilmem Hangi kimin çocuğu ölmüş? Evet, eee Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledik. E, sevgili seyirciler, e, bu arada tabii biz de hazırlıksız yakalandık. E, gelişmeleri takip ediyorduk. Evet, şimdi Mevlüt Çavuşoğlu da zaten e, konuştuklarımızı tekrar etti. Arkadaşlar reji sesini alın lütfen. E, şimdi Cem Pelin Batu'dan devam ediyoruz Senin bu konuda söyleyeceklerin var mı bu arada? Pelin Batu ile ilgili mi? Yok yok. Önce bir Pelin Batu'ya geçeceğiz yani ama önce Melih e Çavuş diyeyim. olduğunu söyledikleri gibi. Geçiş hükümeti kurulmalı. Esatsız dedi. Bu yapılırsa birçok şey çözülür. ve evet. gözyaşı durur. Evet. Şimdi Pelin Batu'yu konuşuyorduk arkadaşlar. Tekrar evet. getirelim. Pelin Batu. Hayırcılar bir açıklama yapmışlar. Hayırcı sanatçılar. 250 sanatçı. Ben 30-40'ını tanıyorum gerçekten de. Diğerlerinin tanıma imkanı bulamadım. İyi ki tanımamışsın. Ee, bu, bu benim ayıbım. Çok <laughs> ünlüler belki ama ben tanıyamadım onları. Çok da e, dünya sanatı ve edebiyatına çok büyük katkılarda bulunmuşlardır <laughs> ama e, benim haberim olmaması benim ayıbım sayılabilir gerçekten de. Aralarında çok ünlü oyuncular, çok değerli yazarlar, çok değerli şairler var. Bunları ben sen belki ya baksan isteye fark ederdin. Vallahi bak, ben kültür sanatı çok meraklı ilgili. Zaten yayıncılık yaptık kaç yıl. O kadar meraklıyım ve. <laughs> Tarafsız da söyleyelim <laughs> yani. Orhan Pamuk'un iyi romancı olduğunu nasıl kabul ediyorsak. <laughs> yani taraf bakalım. Bunların dünkülerin hangisi büyük oyun? Hangisinin bir büyük kitabı, büyük tiyatro eseri var ya. Dünyayı <laughs> Bırak dünyayı bize etkileyen bak, yani. Bak aralarında en büyük yazar, en ün tanınan yazar olarak Ahmet Ümit'in imzasını gördüm. Ahmet Ümit de bildiğimiz e, pulp fiction yazıyor yani, yani. Ahmet Ümit bak. Pulp fiction yazıyor yani. Ahmet Ümit o da dış kapının mandalı bir tiptir onu söyleyeyim. John Le Carre filan hani büyük... John, John Jack Reacher, hmm. John Le O, o kategoriye koyduğunda Türkiye çapında iyi dersin evet, ama o da vasat. Bak ben o tarafsız söylüyorum yani okuduğum için söylüyorum. Ya yani ben de olsa, aynı şeyi söylüyorum. İyi olsa hani ben de Ahmet Ümit'in eserlerini de geçtiği için aldım de... okudum evet. ama yani sonuçta dünya kategorisinde soktuğun zaman bütün kitapları vasat gerçekten. Yani işte hani bunu söyleyeceksin ya şimdi a Yani bunu hayır dediği için Ayşe söylemiyorum bak. Avram Pamuk da hayır diyor ha, ama Orhan gerçekten büyük, kabul ediyorum Orhan büyük adam. adam. Büyük şimdi, yazar gerçekten. Buri Bilge Ceylan evet Mahir mi hayır mı diyor bilmiyorum. Ne derse saygım var. <laughs> Ama oran şey Nuri Bilge Ceylan büyük yönetmen. Şimdi Hı. kesin. Semih Kaplanoğlu iyi büyük yönetmen. Ne bir derse zamanlar desin yani hiç omurunu kader gibi filmleri yap, yaptığında Zeki Demirkubuz da iyiydi. Evet. Ya masumiyeti yaptığında Tabii, ve mesela Tadil Onlar evet, iyi filmler yarattı. Mesela masumiyeti Yavuz Turgul büyük yönetmen. Yani Bak, kabul etmek bu, lazım. Ne yüceydi ben? soyadı? Ne yüce bir bu çoğunluğu yöneten kimdi? Bir tane, Üç, mi? Yok yok genç bir arkadaş o da genç hmm. bir solcu o da yani Mesela o da bak filmleri fena değil. Evet. Bayağı şey Be yapıyordu. Böyle e, yönetmenler ve şeyler var. Şimdi Pelin Batu e, çok Meli da çok güzel yazmış. Şimdi hatırlatmış daha doğrusu yazısında e, hız e, şey demişti bu halk TV'ye çıktığı programda hızlı tren dediler. Mühendisler ortaya çıktı daha sonra meğerse hızlı tren değil sadece daha fazla kömür atarak hızlandırılmış tespitiyle gönüllere taht kuran arkadaşımızdan bahsediyorum diyor. Bu şey dedi ya e, hızlı tren dediler ama hızlı tren değilmiş dedi. E, Halk, Halk TV'de yaptığı açıklama da konuşma da daha fazla kömür atıp hızlandırıyorlarmış meğerse treni dedi. Şimdi trenlerin Türkiye'de trenlerin cem hala kömür atarak ilerlediğini zanneden bir kafa yapısından söz ediyoruz. Hakikaten çok üzücü bir şey bu. Meli Altınok da bunu hatırlatmış. Diyor ki Meli Peki niye ağlıyordu Pelin diyor. Niye ağlamasındı? küçük kız bu panele katılabilmek için annesinden fotokopi çektirmeye gidiyorum diye izin almıştı. İşte bu kadar kötü durumdaydı bu ülke. Ya evet kazanırsa evden çıkmak için annesine, annesi Pelin'e belki daha hiç izin vermeyecekti. Ne diyelim ağlama Pelin diyor. Melih Altunak ben şimdi merak ediyorum. Acaba sevgilisine giderken gece ha. kaçamak yaparken annesinden izin alacak mı? Anne, şey ben anne ben bakkaldan gofret almaya gidiyorum. Ama ee, şey... Ya da anne işte bara giderken başka bir bahane söyleyecek filan. Ama şey benzetmeyi yani fotokopi çektirmeye gidiyorum diye. Evet. izin şey almış. Pelin Batu demiş. Komiksin söylediğimi Pelin bir daha söyleyeyim. Batu gerçekten. Bu sanatçı tayfası, bu solcu Marksist sanatçı takımı. Bunların altını kazısan hepsinin Atatürkçülük çıkar. Yani bir şey garip garip kesinlikle, şeyler çıkar. Kesinlikle. Ama hiçbiri ömürlerinde bir defa bir şehit asker, <laughs> bir şehit için polis şehidimiz, asker şehidimiz, savcı Selim Kiraz'ın oğlu çocukları için bir defa gözyaşı dökmemişlerdir. Bunlar ancak PKK için gözyaşı döker. Bunlar ancak teröristler için göz döker. O yüzden işleri bitik. Aynen Cumhuriyet Gazetesi gibi. Dün ben hani bunlar hukuk yoluyla gebereceksiniz diye burada bir laf etmişim, Genel olarak bir sürü şey söylemişim de o arada. Bunu hemen şimdi tehdit diye veriyorlar. Tehdit değil kardeşim. PKK FETÖ'yü tuttun mu? Bunu cezaevinde zaten bunun acısını çekeceksin sen. Çünkü ihanet ettiniz ya. Adama bak adam PKK'yı FETÖ'yü tutmuş. Hala kendini önemli şey görüyor. Sen uğraşacağım tabii ben yani. Seni bırakır mıyım ben öyle yani? Şimdi aynı e, toplantıda e, 250 kelameti kendinden menkul sanatçı adına yapılan açıklamada e, Gürri de konuşmuş. 88 yaşında eee geçmişteki tiyatro deneyimleri itibariyle uzun yıllardır tiyatro yapmıyor Gürsel geçmişteki tiyatroculuğunun yüzü suyu hürmetine ona saygı duyuyoruz. çünkü ben onu işte Keşanlı Ali Destanı'ndan ve şeyden hatırlıyorum. Kaldırım Serçesi'nden hatırlıyorum. İkisini de gördüm bu arada söyleyeyim. Keşanlı Ali Destanı'nın televizyondaki tiyatro sahnesinden çekilmiş bölümlerini gördüm. Kaldırım serçesine de gittim. Kaldırım serçesi Edith Piaf'ın hayatını anlatan bir oyundu. Ee, yani aslında e, baktığın zaman bir tiyatro sanatçısı olarak e, işte standart aslında ne derler tiyatro sanatı adına bir yenilik yapabilmiş bir sanatçı değil Gülüs Bunu söyleyelim ama işte işini yapan iyi bir sanatçı eski Türkiye'de zaten yani Afet Engin Ardıç'ın deyimiyle söyleyeyim. Eşeği bağlasan ünlü oluyordu ya. Engin Ardıç şöyle der. Eşeği bağlasan TNT'ye ünlü oluyordu ya. Şimdi bunlar ne diye hayır diyorlar Cem? Tek adam olacak bu başkanlık sistemiyle diyorlar değil mi? Şimdi bunu koyalım. Bunu söylüyorlar. Buna karşı çıktıkları için hayır diyorlar mı? Bak Gülüs ne diyor şimdi? Ne diyor? Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim diyor. Hayır oyunun gerekçesini açıklarken. Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim diyor. Bunlar politikacılar ve aydınlarımız diyor. Yani bak bu cümleye dikkat edeceğim. Evet. Yani 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diye. Bir diyor. daha oku. Yani... 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diyebilirim. Nedir 1945'te başlatılan proje? Çok partili demokrasi. Bravo. Ya şimdi onu ben yani sanki Yani hiç affetmeyecekmiş. Çok partili demokrasiye geçişi ve buna hizmet eden politikacılarla aydınları hiç ama hiç şimdi affetmeyecekmiş orada... ama tek adama hayır diyor arkadaş. Bravo. Çok güzel yakalamışsın. Şimdi ben buradan oradaki bütün toplantılara bu senin hatırlatmanı bir daha söyleyeyim. Önemli ve yerinde hatırlatmanı <laughs> bir daha söyleyeyim. 1945 yılında başlatılan projeye hizmet ettiler diye biliyorum. Ya zaten 45'e kadar tek partili hayat vardı. Evet. Berbat bir ekonomi vardı. İnsanlar açlıktan, fakirlikten kırılıyordu. Karne ile. Bak o demir, yine Demir Kırat belgeselinin birinci bölümünde var o. Ya açlıktan bazı Anadolu şehirlerinde dramları göremez. Yani görsen var ya o belgeselde anlatılıyor. Ya yiyecek ekmeği yani yiyecek hiçbir şey yok ya. Ya kuşlar öldürüyorlar biliyor musun? Anadolu'da insan kuşları öldürüp yiyorlar. Hı <laughs> hı. Yani açlık fakirlik o boyuta gelmiş şeyde. Bu diyor ki senin dediğin <laughs> gibi 1945'te tek adam vardı, tek parti, valiler herkes tarafından atanıyor ediliyor. Özlüyormuş o dönemi. Evet. Şimdi diyor ki şimdi diyor, <laughs> tek adam mı? hayır diyor. Ya bunlar beyin gitmiş. Bunlar beyin mi var bunlarda? Ya bunlar zavallı bu. O yüzden bak bunların önemi geziden bu yana Türkiye'de bu sanatçı aydın takımının bütün önemi bitti. Çünkü bunlar şey keçin neydi? Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman, Abdurrahman çelebi dersin misali. Bunlar hiçbir şey üretmeyen üreti zavallı, solculuk yapan, yani Edin ötesine gittiğin zaman kimsenin yüzüne bakmayacağın tipleri eserleri ortaya koymuşlar. var ama hanımefendi çok kuvacı. Bak ya. şu arada söyleyeyim. Bugün tabii ki isyan ediyoruz diyor. Ama ikinci kurtuluş savaşı gerçekleştireceğiz diyor. Çok inanıyorum hayırların çoğalacağına ve kazanacağımıza. Yeter ki biz ondan sonra İttihatçılar gibi bu arada tarihe de bir gönderme yapıyor kendi kökenlerine İttihatçılara. İttihatçılar Allah... gibi oturup peki şimdi ne ha. yapacağız demeyelim diyor. Bravo. Şimdi Gülriz Hanım'a şunu söyleyeyim. Allah uzun ömür versin. 88 <laughs> yaşındaymış. Bence siz 17 Nisan sabah yani ne kadar artık ömür olursa Allah bilir kimin ne kadar yaşayacağını. Ya yani şu günlerinizi güzel geçirin bence. Çünkü evet çıkacak. Yani hala bunlar yani yenilgi yenilgi büyüyen zaferler var diyor ya. Bunlar buna inanıyor. Ne yani hmm. yenilgi siz siz yenildiniz. Anadolu insanı sizi yendi. 17 Nisan sabah bu ülkede Anadolu ihtilalinin son hamlesi gerçekleşmiş olacak. Sizin de işiniz bitmiş olacak. Zaten bittiğiniz de. Hadi çıksın seslerinizi de göreyim. Daha da zavallı tip bunlar ya. Gösteri yaparlar kimse gitmez. Şeylerine kimse gitmez. Kitapları okunmaz. Bir ikisi hariç. Hı hı. Yani Ahmet Ümit'in kitapları satıyor. Hı hı. Şey değil. Ama o da, da işte koyun keçi hikayesi. Abdurrahman Çelebi hikayesi. vazat yani. Evet. Yani çok enteresan. Hakikaten şaşırıyorum. Bu sanatçılar dediğin gibi aralarında sorsan çoğu solcudur. Altından kazısan Kemalizm çıkar. Ve Kemalizm'in kazısan altından halkı aşağılayan bir prototip çıkar. Bu prototip halkın iktidarının iktidarından rahatsız. Yani aşağıladıkları halkın İktidara gelmesinler, ah, rahatsızlar. Ah, bütün o, mesele bu. Ah ah Fuat abi, nerede o eskisi? Menderes'i idam edelim. Fatih Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polat. Nerede o eskisi gibi bütün ülke bizim olsun? Asker gelsin, patya yönetim el koysun. Salim Başol Ömer Altay, Ege Sel gibi aşağılık savcı hakim bozuntuları gelsin. Hıfzı Veldet Veli, Dedoğlu gibi alçaklar gelsin. Bilmem. Tarık Zafer Tunayalar. Tarık Zafer Tunayalar gelsin. Diğerleri gelsin, değilsizlikleri yap. O devir bitti. Şimdi... Onların artık kimlerin hakkında ne düşündüğü önemli. Şimdi Fuat Uğur ne düşünüyor? Hı hı. Cem Küçük ne düşünüyor o önemli. Ben senin hakkında ne düşünüyorum o önemli. Senin hakkında karar ben vereceğim artık. Sen değil, <laughs> senin için bitik. Şimdi Cumhuriyet gazetesinin geleceğine artık benim gibiler karar verecek. Ben derken halk yani. Hı hı. Milleti kastediyorum. Bunu da şimdi yanlış yorumla. O yüzden hepinizin işi bitti. O yüzden şimdi bunlar şey hani eski filmlerde oluyor ya. Mesela 50 sene önce, 100 sene önce konaklarda yaşayan zenginler oluyor biliyorsun. Hı hı. Çocukları servet bitince hala kendini zengin zannedip de malı mülkü gidip gariban, sonra aklını yiyor onlar. Peynir ekmekle aklını yiyor ve gitmiş yani. Bunlar da bitti o işe. eskiden de o işler Siz artık zavallı bir mahalleye, gettolarınızda yaşayan zavallı tiplersiniz. Dün, ve dün, 17 Nisan sabahı da bu iş bitmiş olacak zaten. Dün Nülüfer Gürsoy'un, Cemal Gürsel'in kızının o verdiği ilanın parasının kim tarafından verildiğini sormuştuk. Aydın Doğan mı finanse ediyordu diye sormuştuk. Bugün o soruları sen cevaplarsın. E, Nilüfer Hanım'ın hazin intiharı diye çok güzel bir başlık atmış Engin Ardıç. E, onu biraz sözünü edelim de e, diyor ki e, Engin Ardıç e, 20 Nilüfer Gürsoy e, pardon özür dilerim. Şimdi birdenbire saf değiştirerek ve hayır cephesine geçerek rahmetli babası Celal Bayar'ın kemiklerini sızlatan Nilüfer Gürsoy Aydın Doğan'ın gazetesine verdiği tam sayfa ilanda Darbecilerin 27 Mayıs döneminin başında ikinci cumhuriyet deyip sonra da devletin sürekliliğine ters düştüğünü fark edip vazgeçtiklerini hatırlatıyor. Yani, yani burada da darbecileri nasıl kutsadığını görüyoruz. Aynen. Darbecileri kutsuyor. Yani menderesi idama gönderen ve babasını hapse tıkan darbecileri kutsuyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun gerçekten. Şimdi ve bu Öncün ee, haberini gösterebilir miyiz bence önce? Evet. Engin Ardıç'a oradan gelelim çünkü de hani o da Hangi Tarihte haber? oyla diktatörlüğe geçen Hitler örneği var diye ha, onu şey Evet, onu vermiş miydin sen? Onu vermiştim ben şeyde. Evet. O mutlaka gelecektir. Şimdi burada bak. Hmm. Şimdi 27 Mayıs 1960 darbesiyle koltuğundan indirilen 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nülüfer Gülsoy'dan Hayır <laughs> mı manifestosu diyor. Haber ne? Tarihte oyla diktatörlüğe geçen Hitler örneği var diyor. Hangi demokrasilerde tek adamlık yer bulabilir? Değişiklik cumhuriyetimizin temel sarsmaktadır. Meclise dinamittir demiş. Altında da Nülüfer Gürsoy Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini öpüyor. Onun altında da e, bir resim var. Şey Celal Bayar'ın Nülüfer Gürsoy'da olan bir resmi var. Ve haberde diyor ki Celal Bayar Atatürk'ün başbakanıydı. Doğru. Atatürk'ün son 1-1,5 senesinin başbakanı Celal Bayar'dır. İsmet İnönü'yü hatta kurtaran adam Celal Bayar'dır. Yoksa Atatürk onu öldürtecek İsmet İnönü'yü. Nefret ediyor İsmet İnönü'den. Hmm. gel gerçek budur. Hep kıvırıyorlar bilmem ne. Ve Demok Atatürk idealini bir daha yaşatan aslında Demokrat Parti'ydi. İsmet İnönü Atatürk ilgili her şeyi kaldırmıştı. Kaldırdı. Paralara evet. kendi adını bastıydı yani. <laughs> tabii tabii. Ya, Devlet dairelerinde İsmet İnönü'nün yani, fotoğrafları asıldı. Atatürk'ün resim fotoğrafları indirildi. Parada İsmet İnönü'nün resmi basıldı. Yani Atatürk'le, Atatürk'ten nefret ediyor. Aynen. Şimdi Nilüfer Hanım yaşınız dün ben bunu öğrendim. Den, işte eski Doğru Yol Partili iş adamları Doğru Yol Partili bazı iş adamları aradan toplamış. 160 bin lira verdi deniyor. Doğru mu bilmiyorum. Bu duyduğum bu. Yani 150 bin, bu 160 Hüseyin bin. Bu Hüsamettin Doruk ve onun e, etrafında onun manipüle ettiği ya da yönlendirdiği, mobilize ettiği DYP'li evet. iş adamları. Eski DYP'li. Evet, 160 bin lira, 150 bin lira, 120 bin lira diyen var. Arka Aydın Esam Doğan tarifasını. onlara %80 tenzilat yapmıştır. Bence, o, bence öyle değildir. O da yani ben para alındığını zannetmiyorum ama bilmiyorum yani ne olduğunu şeyinde. Evet, Nilüfer e, Hanım'da kalmıştık. Yani şimdi o resimde, o resim bir daha verirsek elini öpüyor. Sayın Nilüfer Hanım, dün ben şeylerle bir tane Adnan Menderes Vakfı Başkanıyla da konuştum. Herkes çok üzgün. O elini öptüğünüz Kemal Kılıç yani sizin elinizi öpen Kemal Kılıçlaroğlu onun zihniyeti işte Hüsnü Bozkurt bütün evet diyenleri denize dökmekle şey yapıyor. Ayrıca onların babaları İsmet İnönü 1960 darbesini onlar yaptırdı. Sizin Celal Bayar idamdan döndü. Dün bir tane dedim ki Celal Bayar in it idam yani idama teşebbüs etti. Bazı salak siteler, aptal siteler diyor ki o Menderes'le karışıyor. Menderes e de yaptı ama Kayseri cezaevinde kendi boğazını sıkarak Celal Bayar idam etmek istedi. Bunlar da bir zır cahil olduğu için bu bazı solcu siteler dünyadan haberleri yok. Yani Celal Bayar'ın intihar teşebbüs haberleri bile yok. Ne belgesel izler ne film izlerler. Dolayısıyla ben Nilüfer Hanım'ın bu örneği, bu şeyini çok açıkçası üzücü buluyorum. kendisinin de bu ilanı verdiği için şiddetle kınıyorum darbeci zihniyetle bir araya geldiği için kınıyorum. Eski Türkiye'yi biz kurtarmak için darbeler olmasın diye Menderes'in, Bayar'ın ve bütün demokrat partilerin ruhu şad olsun diye bu eski sisteme yok edip yeni sisteme evet diyoruz diye mücadele ediyoruz ama ben çok yazık diyorum. Bu metni onun adına kim yazdı, kim yaptı, kim hazırladı? Öğrendim bir gerçi bütün detaylarını ama isimlerini anmaya bile gerek yok burada. Hı hı. Sadece bir şey söyleyeyim. Yazıklar olsun diyorum. Engin Ardıç'ın verdiği örnek de bence son derece yerinde. Hı hı. Hele hele dün bizim de burada hatırlattığımız 27 Mayıs döneminin başında ikinci cumhuriyet deyip sonra da devletin sürekliliğine ters düşünü fark edip vazgeçiğini hatırlatmış. Gü Güya Nilüfer Hanım hatırlatıyor bunu. Hı hı. Engin Ardıç'ın yazdığı gibi meclisi kapatacaksın, anayasayı çöpe atacaksın, 3 kişiyi idam edeceksin. Sonra da süreklilikten söz edeceksin. Ya sizin çocuklarınıza, uzun dönem Demokrat Parti'nin çocukları insan içine çıkamadılar. Hayata küstürdüler. intihar edenler Perişan ettiler insanları ya. Perişan evet. ettiler ya. Şimdi hanımefendi diyor Engin Arcı sizin sun müdürü öleli iki sene oldu diyor. En son kurduğu çakma partide yani bu DYP için e, son seçimde binde üç oy alabildi diyor. Binde üç değil mi bu? Evet binde evet. üç oy alabildi. Yani geçti o günler. Bizim İlhan da diyor kesiciyi kastediyor. Rahmetlinin emir ve direktifleri doğrusuna gitti CHP'den mebus oldu. Yani e, CHP içinde bir çeşit DYP konsolosu oldu diyor. Onu anladık da diyor. Sizin diyor ahı iron müdürünüzde Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz desteği yorumlayamadık. İnönü 69'da kuyudan adam çıkarma politikası uygulayıp pederinize el uzatmış onunla barışmış da bu manevranız bunun teşekkürü mü oluyor diyor. Şimdi sevgili dostumuz İbrahim Altay sabah gazetesinin ombudsmanı hatırlatmış. Hakikaten şimdi Bayar'la Menderes arasında bir çizgi vardır. Farklı bir çizgi vardır. Gerçekten biz bunu sık sık programlarımızda söyleriz. Bayar komitacıdır. İttiharçı ya. komitacıdır yani. ve ihtiharçıdır. Bayar genç olsaydı evet, 60 darbe siyasi olamazdı. olamazdı evet. Biraz genç Menderes olsaydı yani. Menderes sivil siyasetçidir. Aslında Demokrat Parti'nin sahibi Menderes'tir. Diyor ki İbrahim Altay ki tamamen katılıyorum. Ee, ve e, aslında dolayısıyla da kızının da böyle düşünmesi son derece normal. Ee, yani farklı kişilikler aslında. Yani bir nevi şey e, demir elinde demir elinde ee, aynı zamanda DHP'nin de yani DYP giden uzanan süreçte Adalet Partisi ile başlayan uzanan süreçinde aslında bir anlamda kurucusudur. Evet. Ama 1960'daki 61'deki o yasa da mahkemelerinde e, Menderes tabi dik duramıyor. Yani Menderes tabii. böyle teslim oluyor aslında yani o yüzden idam ediliyor biraz hani. Hı. Çünkü ilk mahkemede Salim Başol denen alçak bile diyor ki ben bu hukuksuz mahkemeyi tanımıyorum dese ne diyeceğimizi bilemiyorduk dedi. Ama Bayar da bunu söylemedi. Bay, ama Bayar Bayar mesela yan oturuyor. Hı. Tamam mı? Hı. Tanımıyor böyle. O yüzden mahkeme bütün şeyini Bayar'a yönel şey Menderes'e yöneltiyor. Bayarla uğraşmadılar. Hı hı. Yani Bayar şey sunumlarını yaptı, Müdafisini yaptı, geçti. Ama şey öbürleri yani onlara gene dik dur bir de yaşlı adam bak. O radyo yayınlarının tekrarında bir dakika efendim arz edeyim efendim diyen o kibar ses aslında o kibar sesi hak etmeyen bak, darbeciler bir ruhu vardı kendisini orada. kendisini almaya geldiklerinde o silahına davranmaya çalışıyor hani intihar etmeye bir de orada intihar teşebbüs etmeye çalışıyor Evet Başka bir acımayın, Tabii o mesela genç şeydi güçlüydü o 50 50 60 yaşında olsaydı şey Bayar bu darbeciler bu kadar buna cesaret yani bayara bu kadar cesaret etmeyebilirlerdi. Ya da ama bayar buna izin vermeyebilir ama. Mahkemede mesela yasada mahkemesinde hiç konuşmuyorlar. Bütün mahkemelerde. Sadece bir kere mendiles not ederken kalemi bitiyor. Hmm. Bayar kalemini uzatıyor, o notlarını alıyor, sonra bırakıp teşekkür ediyor Bayar'a. Hmm. Aralarındaki bütün diyalog bu. Ha, sen bir darbe girişimi hatırlatırdın, ismini unuttum şimdi, neydi? Talat Aydemir. Yok yok, 60 öncesinde... E, Samet Kuşçu, Dokuz Sa Subay olayı. Mesela o Samet Kuşçu olayında da mesela Celal Bayar, Men Celal Bayar dediğimiz gibi komütacı, kaçın kurrası. Yani feleğin çemberinden geçmiş bir adam. Şimdi o Menderes'e diyor ki, bu işin içinde bir iş var diyor uyarıyor Menderes ama Menderes üstünü kapatıyor. Menderes saf, temiz bir sivil siyasetçiydi. Bütün bunun kurbanı oldu. İyi niyetinin ve masumiyetinin Çünkü kurbanı oldu. Çünkü bütün generaller o dönemde evet. Menderes'e tabiler. Rüştü Erdelhun Paşa, diğerleri evet. zaten emrinizdeyiz paşam diyor. Yani şey emrinizdesiniz başbakanım diyor. Esas Atatürkçü komutan Rüştü Erdelundu. Bak Hı. bu ülkede Atatürkçülük damarını 1950'lerden sonra yeniden dirilten Menderes'tir. Onu evet. bitiren aslında İnönüydü. Yani hani o, o, da bilinmez bizde yani. Evet. Nazım Hikmet'i içeri atan Zekeriya Sertelleri, Sabahattin Ali'leri öldüren İnönü'ydü, İsmet İnönü'ydü, CHP'ydi. Tabii, tabii, Şimdi demokrasi çağrısı yapıyorlar ya hayır yani 46 diye. Yani CHP'nin böyle bir geleneği vardır. Bu şeye söyleyin bakalım şimdi hadi eleştiri getirin İsmet İnönü'ye bu sanatçı bozuntularına. Sabahattin Ali'yi kim öldürdü? Bunu, bunu unutturmak Nazım istiyorlar. Nazım yani. kim içeri attı? hapiste. Tam bas, matbaas olayı nedir? Anlatsanız da bunları. Bunlar hapiste çürü. Şimdi o gürür sürü dediğimiz, kendisine sanatçı diyen hanımefendi, hakikaten 1945 sonrası o proje, parlamenter demokrasi projesi, o şey projesi, Türkiye'ye ihanet edenlerin projesi gücü sürüğüye göre, evet. Türkiye'nin demokrasiye geçmesi ve tek adamlı ve tek parti rejimini terk etmesi, gürür sürüğüye göre Türkiye'ye yapılan bir ihanet. <laughs> tamam mı? Şimdi o ihanetin o ihanetin bedelini bugün e, Türkiye ödüyor ona göre. Tuhaf bir durum. E, şimdi Gürüz Suri gibiler 1945 öncesini hiç konuşmaz. Onu gündeme getirmez. Unutturmak isterler. Evet. Hatırlamak bile istemezler. Bak Atatürk gene atı, ya Anadolu gezisine çıkıyor 30'larda filan. Perişan halkı görüyor. Hatta bir yardımcısına dönüyor. Çocuk ne halde bu ülke ne hale gelmiş filan. Ya bunlar ne, ne eski tarihi bilir. Ama şöyle Mesela 300 dolarlık kişi, 200 dolarlık kişi başı 220 dolar olunca o ekonomi %10 büyümüştü diyorlar mesela. Evet. Yavuz Turgul da ünlü sinema yönetmeni. Onun filminde de Cengiz Onural, Baba Bir Masal Anlat Bana şarkısının bestecisi, önemli besteci Cengiz Onural, film müzikleri ve dizi filmlerinin müziklerini yaptığı için bunu söylüyoruz. Cengiz Onural'ın sanatçı olmadığını, sırf bu şarkıyı vermedi diye... Sanatçı kabul etmediğini söyledi ya Kemal Kılıçdaroğlu Ona sahip çıkmış ee, ve demiş ki e, Yavuz e, Turgul e, bana bir masal anlat Baba şarkısının söz yazarı olarak besteci sayın Cengiz Onuralın yukarıdaki sözlerinin altına imzamı atarım. E, Yavuz Turgul söz yazarıymış şarkısının söz yazarıymış. Evet evet. E, imzamı atarım. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmesini diliyorum demiş. Yumuşak bir yanıt vermiş. E, haberin başlığında sert yanıt diye vermiş ama yumuşak bir yanıt da geçiştirmiş e, bu evet. arada. Şimdi e, beni dün çok etkileyen şeye gelelim Cem. E, habere gelelim. Nedir? FETÖ ile ilgili. Hakikaten Türkiye'de sen sık sık söylüyorsun ya Bu davalar bir an önce bitmeli Ve bu davalarda hakimler Bu FETÖ'cü alçakların Karşısında Çok dik duruş sergilemeli Ve bunlardan yakalarına yapışıp Hesap sormalı ve o dik duruşu da Göstermeliler diye Şimdi haber Dün mahkeme başkanının Sözleriyle evet. gündeme geldi Neymiş hemen söyleyeyim TürkSat baskını davası TürkSat baskını ile ilişkin davada Sanık Mustafa Altunay, FETÖ'cü Alçak demiş ki neden bu polislerden kimse, aralarındaki kimse aracın içindeki askeri vurduklarını söylemiyorlar demiş. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu demiş ki ki onun alnından öpüyorum. Aynen. Sana helal olsun diyorum Sayın İsmail Ademoğlu. Demiş ki ne demeye çalışıyorsun ki polisler için darbecileri öldürmek bir şereftir demiş. Ve bu aynen. sözler üzerinde salon alkışlara boğulmuş. Aynen öyle. Helal olsun sana diyorum. Mahkeme, Başka da bir şey demiyorum yani. Mahkeme başkanının ismini bir daha söyler misin? İsmail Ademoğlu. İsmail Ademoğlu dediği gibi darbeciyi öldürmek polis için şereftir. Darbeciyi öldürmek asker için de şereftir, herkes evet. için de. Bizde işte böyle hakimler, mahkeme başkanları. Hepimiz başkanlar için şereftir. Aynen öyle. Tabii yani her darbeciyi gebertmek o darbe esnasında iyi bir şeydir. Şimdi ben darbeciyi öldüreceğim, becerip bilmem. gebertecek tabii. Sen bu ülkeye ihanet eden herkesin yani hukuk yoluyla tabii hallediliyor. Öbür ama olay esas dağdakini gebertiyorsun. Ne yapacaksın? Öbürü ne yapacaksın? Yani şey darbe esnasında Ömer Halis Demir niye kahramanımız bizim? Darbeci Semih Terzi'yi kafasına sıktığı için. Yani dolayısıyla bize hak eden böyledir. Böyle diyeceksin. O cezayı da ona hemen bir an önce verip şey şimdi oluyor. Şimdi şöyle, şöyle bir gözümüzün önüne tekrar getirelim. Ee, şimdi e, Türk sata baskın var. Bir de aşağılık Ve... herif, aşağılık sanık. Neden bu polislerden kimse aracın içindeki askeri bulduklarını söylemiyordu Aşağılık darbeciye bak ya. Evet. Aşağılık herife bak. Hala neyi konuşturuluyor bunlar Şimdi, belli değil yani. E, düşün ki Türk SATA saldırı var. E, Acıbadem muhtarını öldürmüşler o saldırı esnasında. Köprüde insanların üzerine kurşun sıkılıyor, bomba yağdırılıyor. Meclis bombalanıyor, Külliye bombalanıyor. Her yer bombalanıyor. E, milyonlarca soka insan sokakta tanklar tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor ve o sırada bir askeri e, aracın içinde, e, bir aracın içinde bir darbeci asker varmış. Polis de onu vurmuş. Polis herhalde şunu yapmak durumundaydı. Affedersiniz kimliğinizi görebilir miyim acaba? Bizim. Verirseniz hukuki yollardan bir işlem başlatacağız ki. <laughs> i̇şte romantik İslamcılar var ya bizim. Evet. Romantik ezik İslamcı var. Bir türlü evet diyemeyen evet. ezikler var. Yani ya, gazetelerde ona bunu haşere diyen. Onlar öyle derdi. Hani efendim Fetöle niye sert gidiyorsunuz? Ya şey, orası savaş alanı. Hayır hayır. Karşında i̇şte, düşman o, var. O şöyle diyecek mesela olsaydı. Efendim de, senin dediğin gibi kapıyı bir açar mısınız? Buyurun. isterseniz bir adliyeye kadar. Girin. Evet. İşte Adam seni orada öldürdü. Ne hukuku kardeşim? Adam orada öldürdün. savaş hukuku var. Hiç. Adam sana, e, se, senin verdiğin silahla sana ateş açıyor. Ülkeni elinden almaya çalışıyor. Hain, hainin alacağının önde gideni ve sonuna Türkiye'de yasalar Hala, var, bu, hukuku uygulayalım. Işte, Yok Fet, yahu. Işte, şimdi o laflar gene başladı. FETÖ'ye karşı dikkatli gidelim, şöyle gidelim, böyle yapalım. Evet. Bak dün bir haber daha vardı. Almışsın bunu, iyi yapmışsın bence. Jetlere saldırı talimatını veren darbeci itiraf etti FETÖ'yle diye. Bu çok önemli bir haber. Evet. bu gündem bu kadar değişiyor ki? Bence en önemli haberlerden biri bu. Kurmay yüzbaşı Mustafa Mete kaygısız. Evet. Kurmay yüzbaşı olmuş. Yani pilot. Bütün saldırı talimatlarını pilotlara ileten kişi. Evet. Ortaokul yıllarında diyor FETÖ'ye katıldım. O Hı. zaman cemaat adı. katıldım diyor. Pişmanım. Vereilecek ceza neyse razıyım. Çok bu güzel. Kadar. Ben yaptırdım diyor Şimdi Ke Kemal Bey size evet. sesleniyorum evet. Kemal Bey ne diyorsunuz? Bravo. Ne diyorsunuz Kemal Bey? Yani Tiyatro mu bu? Ne oluyor? Kontrollü darbe mi? Adam itiraf ediyor. Evet. Bak, cemaat ile tanışmam ortaokul 3. sınıf öğrencisi oldum. 96 senesine denk gelir. O dönemde dershaneler zeki öğrencileri kendine çekmek amacıyla sınav açardı. Gittim, kazandım diyor. Çok başarılı öğrenciydim diyor. Sonra yüksek olma ders çalışmayı teklif ettiler. Çankıyı, Çankırı Subay Hazırlama Okulu'nu kazandım. Ertesi yıl askeri ilçe, lise, geçiş sınavını <laughs> kazandım. Bu belli ki bileğin hakkıyla girenlerden. Havarbe Okulu'na 2001'de girdim. Bazı şahıslarla ara ara görüşmelerim oldu. Dini sohbetler yaptım. 2014'te yeniden 141. Beni 141. Kullandılar diyor. filoda görev yapmaya başladım diyor. Sinsi olduklarını anladım. Çok pişmanım. Beni kullandılar. O bütün gece o operasyonları ben yönettim diyor akıncılar üstünde. Verilecek cezaya razıyım. Bir de Serdar ismiyle bildiği bir kişiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş bu şahıs. Onunla bir irtibatı olmuş 2015'te, 2014'te o yıllarda. Şimdi şey, buna hatırlatma Evet, evet. kontrollü darbe diyen CHP'liler. Kontrollü darbe diyen bütün hainler. Evet. Senaryo diyen, kurgu diyen bütün alçaklar ne diyecek bu kurman Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusunu şeyine? Bir tane daha okuyalım. FETÖ'cünün telefonundan darbe tweeti çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in hazırladığı akıncı üstü iddianamesinde ilginç detaylara yer veriliyor. İddianameye göre 143. Filo Komutanlığı'nda temel olarak görev yapan şüpheli Suat Fatih Karadağ'ın telefonundaki resimler bölümünde işte burada tweet'in üzerinde görülüyor. Twitter kullanıcısı tarafından Mustafa Selanik 3 isimli tweet kullanıcısına 19 Haziran 2016 tarihinde bak darbeden bir ay önce yaklaşık saat 1.10'da gece 1.10'da gönderilen 15 Temmuz 2016 Cuma Türkiye'de askeri darbe At fava bekle diyor. At fava bekle Mustafa diyor. Selan. Bu Selanik'in bu da karanlık bir tip. Bunu bir dolandırıcılıktan aldılar bıraktılar. Evet. Bu bizim bazı arkadaşlarımız. Bu adam bunu bu tarihte, hadi onu önemli değil Boş vereceğim. Bu tarihte bu adam bunu yazıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyorsun? E, gerek yok Osman Özsoy. Söylüyor. Keş, keşke bu süreçte albay olsaydım süreci daha çok farklı olurdu. Profesör de kendisi evet. Yurt daha dışında, faydalı olacak. Can Erzincan'a e. ne zaman söylüyor bunu? Haziran 2016'da. Evet. Haziranda söylüyor evet. daha birden önce e yatakta basıp şafakta basıp yatakta asacaklar ne? Evet. Diğerleri. De. Yine yeşillendi fındık dalları ne? 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönüyor, dönüyor Emre Uslu Alçağ'ın yaptığını. Evet. Şimdi bütün bunları gördüğüm zaman Kemal Kılıçdaroğlu terbiyesizsin. Bunu da ben değil Erdoğan söylüyor. Nerede diyor Erdoğan? Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayında kontrollü darbe iddiasına çok sert tepki gösteriyor. Belge varsa elinde açıkla, yargıya ver. Bu yaptığın terbiyesizliktir diyor Erdoğan ee, ve şimdi o gece kaçmak yerine milletin arasında kalsaydım diyor şimdi ben dünden beri iki günden beri bunu konuşacağım konuşacağım unutuyorum canım. E? Ee, bu havalimanındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesini şu önemli noktayı kaçırmayalım diyorum Şimdi e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 11.15 gibi açıklamasını yaptı. Halkı meydanlara davet etti. Ondan önce de bir açıklama yaptı gerçi ama bu Anadolu Ajansı'nın FETÖ'cüleri tarafından de kapatıldı. Yayınlanamadı bir türlü. Onu geçelim. 11.15'te FaceTime'dan bütün televizyonlarda çağrısını yaptı. Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelmek üzere hareket etti. O macerayı anlatmayacağız tekrar. Ve ancak bir buçuk civarında inebildi havalimanına. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Bir buçuk ikiye doğru inebildi. Nasıl indi? Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün çıktığı bir televizyon programında bunu anlattı. E, havalimanının FETÖ'cü darbecilerden temizlendiği bilgisi geldi. Tamam efendim inebilirsiniz talimatı geldi, bilgisi geldi onun üzerine indiler. O zamana kadar FETÖ'cülerin, FETÖ'cü darbecilerin havalimanı kontrolü altındaydı değil mi Cem Atatürk Havalimanı? Aynen. Ha, peki o sırada daha öncesinden bir buçuk, bir saat öncesinden, bir buçuk saat öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu indi oraya. Atatürk Havalimanı'na indi. Peki kimin gözetiminde çıkarıldı? FETÖ'cü darbecilerin gözetiminde korundu, kollandı, pamuklara sarıldı ve çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü darbeciler korudular ve çıkardılar orada. Evet. Bu kadar açık Aynı ve net. Evet. Bir de Erdoğan'ın ifadesinde var. Darbe olsa tankın üzerine ben çıkarım. Niye çıkmadın? O gece darbe girişimi oldu. Orada bekliyordu binlerce kişi. Evet. Çık sokağa. Hayır Deki kardeşim ben de ne, de, ne demekte ya Bülent Kerimoğlu'nun evine gideceğim Hı. de. Korkuyor. Biliyor darbe olacağını. Biliyor ya. Bal gibi darbe olacağını Bence biliyor da biliyor. Kılıçdaroğlu. Çünkü telefonla bağlanıyor. İlk konuşmasında ya. ne dedi? E, olayların gelişmeleri izliyoruz ya. dedi. Bir daha o gece diyor bütün oteller kapalıydı. Zaten gitsek de bizi almazlar Ulan İstanbul'daki otellerin, lüks otellerin %70'i senin zihniyetteki adamlar. Evet. He, git Polat Otel var orada. Aknen Polat CHP üyesi. Evet. Gitsin onun oteline. Daha bir sürü otel var orada yani o şeyler. Tabii bir canım. de tankın üzerine çık eve gidiyorsun. Havalimanında kal. Ya Saraçhane'ye git, Taksim'e çık, Fatih'e evet. çık. Bir meydana git ya. Köprüye git. Ama dediğin gibi sen nasıl iniyor uçağın senin oraya öyle evet. iniyor. Evet. Çok niye? Kontrollü iniş o. o biliyorsun kontrollü iniş o evet, yani. Evet kontrollü iniş. Gerçekten. Yani Erdoğan kontrollü, kol, ini, kontrollü koltukta kontrollü iniş yap. Ondan sonra bir kontrolü de. Şimdi evet. bu seni de fetöcüler alsınlar, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kadar götürsünler. götürsünler. Fetöcülerin nezareti. O gece git. yanında kim vardı? Onları açıkla diye. Yanında evet. olan tipleri bir söyle. Evet. Ha sen ama 17 Nisan sabahı zaten kalktığında ha bir şey olmaz siz. Teflon tava gibi bir şey yapışmaz size yani. Ya bunlar Hiç durup etkilenmezsiniz durup, yani. Bu, bu, bunlar emin ol, elimde dosya diyorlar ya. Senin benim yazılarım var elinde biliyor musun dosya diye. Dün ya. akşam da Mehmet Tesker çıkmış NTV'de benim yazımı örnek veriyor. Yani insan ben utanır sana bir ya. Ben şey size söyleyeyim bak. Mehmet Tezkan'a iyi hatırlattı ben. Mehmet Tezkan da sınırı aşıyor. Evet. ben şimdi ona hiç çok fazla girmedim <laughs> bu Mehmet Tezkan'a. Ama bu kontrolü darbe demeye getiriyor. Yamulusun Mehmet Tezkan. Evet. Aklını başına al. NTV de bunlara dikkat etsin. NTV ekranlarında kontrolü darbe lafları söylenecekse, bu laflar dile getirilecekse o zaman o NTV ne işe yarıyor? Onu şimdi, bak, şimdi. Bunu söyle. Evet. Bunu, Mehmet Tezkan bunu yazılarında ima ediyor. Bir ara Erdoğan için geçen sene de şeyden önce Erdoğan kan istiyor diye bir şey yazdı. Hatırlıyor evet, musunuz? Evet, evet, ben, evet Erdoğan evet. kan istiyor diye Burada bir metafor kullanmışlar. Evet, de. alçakça bir şey istiyor. Sonra özür diledi, korktu, morktu. Ama ben NTV yönetimine sesleniyorum. Evet. NTV kontrolü darbe diye bir laf geçerse sizsiniz. Tarık Toros Olmaz da yıllarca şey. program yapmanın verdiği bir hukukla belli İhmal belli ki kafa beyin kanmış. İnanılmaz. Yani. Haber, haberler ihmaller var tabii. Biz de söylüyoruz. Darbe ihtimal F16'lar bilmem ne o söyle o ayrı. Ama bu darbeye kontrolü demek 200 şeyde 250 şeydi, 2000 yaralı şeydir. Teskan sınırı aşıyor. Şimdi bak, ben bunu bir daha açıklama, burada. bir daha açıklamak istiyorum. Yani de, bak yani. ben dün bunu bizim yani bu sabah daha doğrusu önemli bir devlet yetkilimizden aldığı mesajla da gördüm. Hmm. NTV'cilere buradan sesleniyorum. Bak dediler ki Mehmet Teskan'ı izledin mi? Dedim, birazını gördüm. Sonra aklı, izledim hepsini. Baktım kontrolü darbe yemeye getiriyor. NTV yönetimi sizi uyarıyorum burada. Evet. Bu doğru bir iş değil. Ne demek kontrol kontrol ne? Programda yani. Nagihan Alçı da var biliyorsun. Ben mesajlarımı çektim Nagihan Alçı'ya gönderdim. O da okudu sağ olsun. Şimdi orada benim yazımda e, aynen şu var. Tavuk tarda sayılır yazısında. Cemaatçi askerlere son uyarı yazısı. Onun şey o özellikle o bölümünü e, alıyorlar. Devlet sizi izliyor ve suç işlemenizi bekliyor diyorum ben orada. Şimdi ben bunu bir yorum olarak kullandım. Çünkü devletin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi benim kaynağım belli Ümit Akdemir. Ne devletin e, bir yetkili organından bu bilgiyi aldım ne de başka bir yerden aldım. Yani. Ümit Akdemir'de açık bir kaynağım var. Şimdi onu devlet suç işlemenizi bekliyor derken Cem. Sen bu işlerde de e, deneyimli ve uzmansın. Şimdi hukuki olarak da e, konuşuyoruz burada. Devlet bunları biliyor. Biliyor da bunları mesela e, Mehmet Partigöz sen söyledin. Bu herif şimdi şu anda FETÖ'cü olduğu çıktı. Diyelim ki devlet bunu biliyor ve tuttu aldı. O zaman CHP ne yapacaktı? Atatürk'le temizliyorsunuz parti. Kıyameti koparacak. madem Şimdi ne yapacak? Tabii ki suç işlemesini bekleyecek. Madem, suç işlediği zaman alacak tabii madem ki. Madem FETÖ'yle mücadele yani 17-25 Aralık'tan sonra 2014-16'ya kadar 3 sene 2013'te bilerek isteyerek FETÖ'ye yardım eden CHP sol aydınlar Cumhuriyet Gazetesi Hürriyet ve diğerleridir. Hı hı. Madem biliyordunuzza niye bu hükümeti oradaki FETÖ'cüleri temizleyin diye uyarmadınız 17 evet, sonra? Evet. Biz bunu Mesela, yazdık hadisini söyleseydiniz. En net Atatürkçülere bile sorduğumda Mehmet Parti Göçü biz Atatürk, Atatürkçü biliyoruz onu dediler. Böyle bir tasfiye yapsaydı hükümet vay efendim ha, işte ha. siz Atatürkçüleri temizliyorsunuz. Kıyameti kapandı. Kemalistleri temizliyorsunuz. Elinizde ne de delil var diyeceklerdi. Ha. Hemen Mahmut Yalç koşacaktı. Barış Arkadaş tabii, tabii. koşacaktı. Eren nereden koşacaktı? Onun için devlet ne düşündü? Ben bunları biliyorum. Yaşta bunları temizlerim dedi. Evet. FETÖ'de bu yaş olayını gördü, kozunu gördü, devletin kozunu gördü. Ondan ondan önce darbe yapmaya kalktı. Olay budur işte. Ya. Aynen öyle. Darbe bu buna, yapmaya bunlar kalktı. bu yani. Ha, bunlar... Utanmaz reziller bunlar Hı. yahu. Ama millet görüyor. Biz bizim tek üyencemiz bizim gibi insanlar yani millettir. Evet. Türk milleti bu olayları görüyor. Bu beyni bu beyinsizlere yani alay için söylüyorum. Bunun hesabını altı Nisan'a soracak. Yani benim yazımdan yola çıkarak diyorum ben herhangi bir dosya hazırlıyorsanız rezil olursunuz. Vay halinize yani. Ama Çünkü ben... benim, ya benim yazım bir uyarıydı. Zaten bu uyarını zaten herkes tarafından söylenen uyarıları içeriyordu. Ekranlara... Biz, biz sadece ben sadece farklı olarak bazı şifreleri okuyabildik Ümit Akdemir sayesinde. Adamın yeşil cübbeyle çıktığı zaman darbe mesajı verdiğini söyledik. İşte içeriden hususilerin aldı, hususilerin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldık. Onların Ankara'da toplantı yaptığını söyledik. Şimdi bütün bunlar üç aşağı beş yukarı biliniyor ama şimdi genelkurmay tabii ki sorulduğunda FETÖ'cü vardı, Necdet Özel bile e, biz o kadarını bilmiyorduk diyor. Yani evet. bunlar bu konuda uyarıyor devlet. MİT de uyarıyor ama işte hep onlar ortaya çıktı. mit listeyi vermiş. üstünü örtmüşler işte sonuç itibariyle. Şimdi bir de diyor, liste. Ya siz şimdi zaten FETÖ'cülerin listesini biliyordunuz. Siz niye temizlemediniz? Evet. Ben o eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i e, hatta İlker Başbuğ'a temizleseydiniz. Evet. Atsaydınız onunla. Evet. Tam hükümet şerh düşüyor ayrı. Yapsaydınız bunları. Niye yapmadınız? İspat etseydiniz ve yapsaydınız ya. ya. Yani işte şeyin Yaşar Büyük Anıt'ın okul komutanı olduğu dönemde bile ortaya çıkmış fetöci izlemek suretiyle izlemek kaydıyla okulda devamını sağlamışsınız ve o adam darbeci oldu. Tarık Mercan'ın attığı bir tweetten evet. bir ay psikolojisi bozuk gezen generaller oldu o MGK'larda. Evet. evet. FETÖ'cülerden bu kadar korkuyorlardı. Evet. Çünkü FETÖ'cüler bunları yamutmuştu Onu evet. da söyleyelim. Evet. 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 Devam edeceğiz bu konuya. Bize ayrılmayın sevgili seyirciler. TGRT'de yazıyorum, hashtagini kullanmayı unutmayın. Katkılarınızı bekliyoruz. Reklam arasından sonra karşınızda olacağız. Evet medya kritik devam ediyor Cem Küçük ve bendeniz Fuat karşınızdayız ve programın son bölümündeyiz ama e, önemli bir konu var onu da söyleyeceğiz. E, de yazıyorum hashtag ile katkılarınızı bekliyoruz bu arada sevgili seyirciler e, yorumlarınızı katkılarınızı ekranda görmek istiyoruz. Şimdi e, bir takım tahliyeler vardı o tahliyeler biliyorsunuz son derece önemliydi ve bazıları geri alındı. Özellikle medya yapılanmasıyla alakalı, FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili bir tahliye vardı. Bu tahliyeyi yapan e, hakim, aynı zamanda onları tutuklayan hakimdi. Tuhaftı yani. Şimdi bu tür tuhaflıkları Türkiye'de yaşayabiliriz. Çok dikkat etmek lazım. Derken derken dün Kayseri'de alınan bir karar gündeme geldi. Evet. Boydaklarla alakalı ve sen bununla ilgili tweetler atıyorsun Cem. Şimdi ben orada tabii Kayseri meselesi çok ayrı bir mesele. Gündemin yoğunluğundan bir de Kayseri meselesini tabii devletimiz 16 Nisan sonrasına bıraktı. Yani burada alınacak bütün kararları. Hı hı. Çünkü Kayseri şunu çok açık söyleyeyim. Buna bu program yettiği süresince FETÖ'nün çok net yani FETÖ olayını çok net çözemediğimiz illerden biri. Yani İzmir hı hı. halledildi hemen hemen. Ya yani Konya, atıyorum Trabzon, Erzurum, İstanbul değil mi? Her halledildi yani. Çoğu yer bitirildi. Yani vardır mutlaka gene ufak babalar alındı yani öyle söyleyelim. Şimdi Kayseri'nin babası bu Boydaklar. Bunlar terörist bir aile. Bunlar FETÖ'cü terörist değil mi? Memduh Boydak, Hacı Boydak, Bekir Boydak. Ya bu Boydak ailesi attığı tweetler ortada. Kaçma Erdoğan'a hırsız diyen, kaçmak için saray yapıyor diyen. Tuzkon'daki o Tuskon'da görüntü. Tuzkon'da alkışlayan bunlardı. Şimdi ben dün mahkemede <laughs> akşam üzerine doğru kararı gördüm. Kişisel mal varlıkları vardı bunların. Bırak mahkeme tedbiri kaldırmış. Kim bu mahkeme hakim ben çok merak ediyorum yani. Bu hakim kim? Ya nasıl kaldırırsın? Bunlar ya kaçarlarsa paralarını alıp ya bunlar o bom şeylerle bomba alıp kendilerini Kayseri'de havaya uçurur. Orada 1 milyon üzeri nüfusu var Kayseri'nin. Te orada terörist faaliyet yaparlarsa başka bir şey de söyleyeceğim. İl imamı bir numara Ahmet Türkmen Kayseri'de. Benim önümde var raporları. Bunun bir benzin istasyonu vardı. Bir numaralı FETÖ'cü. Kimse de şüphe yok. Kayyum atanmamış. Savcılık kaç defa yazı yazmış. Hı hı. Kayyum atanmadığı gibi de o benzinliği karısı birinin üzerine yapıp 9 trilyona satmış. 9 milyon liraya 9 satmış. 9 milyona satmış. İl imamı ya hakiki FETÖ'cü. O som yüreklerde şey som taş mı birileri var orada. Bir sürü şey var da önümde yok hepsi. Onların mallarına kayyum atanmamış. Ayrıca bu boydakların 4 büyük şirketi daha var. Onlara niye kayyum atamadınız? Birileri bunları yüz yüz koruyor. Yani birilerinden eminim ben yani. Birkaçını da bulduk ama 16 Nisan sonrası. Şimdi Cumhurbaşkanımızın şeyi de bu. Yani 16 Nisan'dan sonra bu FETÖ'cüleri zaten koruyan kollayanlar görecekler. Ama ben bu Kayseri Adliyesi'nde de yazıklar olsun diyorum. İşini yapanlara lafım yok. Bari bırakın hepsini, tahliye edin. HES kabloyu da verin bunlara, boydakları da verin komple. İstikbal, belli olan hepsini iade edin bunlara. Bırakın bunları yani demek ki... Ya bunlardan net FETÖ'cü var mı? Bana söyle. Sen boydak deyince ne anlıyorsun? Evet. çok, çok ya, enteresan. Ya bu kadar net FETÖ'cünün mal varlığını kaldırmışlar ya. Evet. Ya bunu bana bak gene ya ben bunu bizim devlet yetkililerimizden şeylerini öğreniyorum. Yani onlar tabii takip eden ekipler var. Ama 16 Nisan sonrası şimdi bir şey yapılmıyor. Kaçarlar soya da ne olacak? Ya bıraksaydın ne olacak? Ya bunlara kayyum atanma. Ya dört büyük şirketi daha var. Niye kayyum atamıyorsunuz? Ya çok enteresan bir durum gerçekten. Ya bak bu sabahtan beri ben tweet attım. Bir sürü arkadaşımızla yazmış. Bir gazeteci arkadaşlardan da var. Mal varlıklarını kaldır. Bir de mahkemede herkes tehdit ediyor bunlar. Fıstık gibi tutuklasaydınız beni diyor Mustafa Boyda. Bir de şey yapıyor. Hava basıyor. Adama bak yani. bu O evet. havanı indirirler seni. Evet. Ya bıraksalar çoktan indireceğiz de yani işte tutuyorlar. Bunlar kim ya? Evet. Teröriste bak. Terörist devlete kafa tutuyor ya. Ya bırakılıyor şu Kayseri Adliyesi. Ha biri bir siyasi mi bunları diyor onu da bilmiyorum. Evet. Bir Kayseri Milletvekili, bir Kayserili Bakan, bir Kayserili Belediye Başkanı bilmem ne. O mu bunları söylüyor yani? Şimdi e, bir de Mahmut Övür'ün yazısını getirdi arkadaşlar. FETÖ'nün küçük ama etkili merkezi diye çok önemli bir yazısı var Mahmut Övür'ün bugün. Uşak'ta Cem, sen yazıyı okudun mu bilmiyorum. Okudum. E, bu bir şehir düşünün diyor Mahmut Öbür. Valisinden, belediye başkanına, yargının tepe isimlerinden, devletin etkili müdürlerine, Aynı. polis şeflerinden, işi damlarını hepsi FETÖ'den tutuklu ve bu 500 kişiden söz ediyorsun. Adeta bir FETÖ şehri olmuş Uşak şehri. Ve Uşak'ın e, bunda da bağımsız devlet gibi diyor, bunda da iki ismin katkısı büyük diyor. Hani Güney Afrika'daki sesli battaniyeleri evet. var ya, sesli Hazım battaniyelerin sesli. sahibi Hazım Sesli ve kamuoyunun yazarlar vakfından bildiği Harun Tokak. Bunlar. İkisi de tutuklu ve 250 milyon dolarlık ihracat yapan bir Uşak'tan söz ediyoruz ve FETÖ soruşturmalarında ortaya çıkan son verilere göre Uşak'tan tahmini olarak sadece son 10 yılda yurt dışına çıkarılan para miktarı 500 milyon dolar. Uşak FETÖ şehriymiş. Hepsi temizlenmiş. Yani bu çok önemli. Bak, ve Uşak, dolayısıyla Uşak İzmir, bak İzmir'de Okan Bato savcı. Evet. Uşak'ta, Bursa'da bak orada çoğu şeyler halledildi. Ya burada şu Kayseri'de Kayseri ben, tam bir rezalet. Evet. Ya bu güçlü işte bak şimdi bana bak sana göstereceğim. Önemli bir mesajı var. Oranın başkenti ama diyor yani müdahale edeceğiz diyor. Yani ha bu koy Kayseri'deki savcı hakimler ne yapıyor? Ben HSK'ya Sayın Mehmet Yılmaz size sesleniyorum. Evet. Vatansever işini de çok iyi yapan bir adam. Hiç şüphem yok. Şuralara bir bakın bak çok tuhaf. Bu acayip para ilişkileri dönüyor. Başka şeyler dönüyor. Bazı odalar ve borsa birliği başkanların atları bir şeylere karışıyor. Bir bakın ya. Bakmazsa da 16 Nisan sonra bakılacak zaten yani. Evet. Evet çok enteresan bir durum gerçekten sevgili seyirciler. Programımızın da sonuna geldik. Medya Kırık'ı haftanın son programıyla karşınızda edeceğim küçük ve bendeniz Fuat Uğur. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 13.00'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyoruz. Efendim.